Terk edilmiş bir şehirde 7 gün hayatta kalmış. O Burdur'a mı gelmiş? Hoş geldin. Türkiye'ye gelmiş. Bakalım. Az önce terk edilmiş bir şehrin ortasına iniş yaptık. Ve önümüzdeki 7 günü burada geçireceğiz. Tek kurtuluşumuz da uçup gidiyor. Önümüzdeki 7 gün burada mahsuruz. Bunu neden yapıyoruz? İçerik olsun. Bir zamanlar ya kılaf konuştu ama. Savaş sırasında bombalanmış ve terk tek edilmiş. Bir sorun yani var, burada güzel. Sadece kameramanlarımızla biz varız, o kadar. Tabii bildiğimiz kadar. Bura neresi oğlum? Ama şimdi çatıdan inerek başlıyoruz. Hoşmuş. İlk hedefimizin bu şehri keşfedip önümüzdeki 7 gün... Baba burada Airsoft çakacaksın. Sokarım. Harbi bak, çok güzel olur. İlk aklıma o geldi bu arada. Harbiden Airsoft'la bu işte akar. Bizim Airsoft yaptığımız yer böyleydi işte. Ondan değil sonra mi? Özel harekatlar geldi falan, karşılaşıldı. Biraz sıkıntılar yaşandı. Tabii. Normal. Biraz ses aç. Açtım ya oğlum. Bugün evimiz diyebileceğimiz güvenli bir yer bulmak olduğunu biliyordum. Burada... Açamamışım, az geliyor. Ya sokacağım bu bilgisayarı artık, bir taşınsam da değiştirsem ya. Şöyle yapsak. Bu binayı keşfetmekle başladık. Pekala bakalım bu binanın alt katlarında ne varmış. Bu tahtaların altında bir kat daha olmalı. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Yaptığımız deliliği. Vay canına. Burası zombi istilasına uğramış gibi. Bu çok garip. Oo, şuna bakın. Biraz daha keşif yaptıktan sonra barınak olarak kullanabileceğimiz bir alana rastladık. Vay canına. Aman, vay canına. Buraya kursak iyi olur. Buradan gerçekten de bütün şehir görünüyor. Ayrıca yağmura karşı çatımız da var. Vay canına. Tamam abime, o videoya odaklanıyorum. Benim sesimde bir anormallik var mı? Biraz uzaklaştırdım. Yo. Çok gelmesin. Bir siz de konuşun bakayım. Ses deneme 1-2-3. Siktir et, biraz fazla geliyor ama iyi, duyarlar, bir şey olmaz, hadi bakalım. Merkezimizi burası belirlediğimize göre şimdi yapmamız gereken şey gidip... Bak Holmes olsa 4 gün uğraşırdık. ...sandıklarını açmaktı. Şu sandığı açalım da kamp kuralım. Bize teçhizat lazım. Oha, vay canına. Vay canına. 7 gün boyunca kullanacağımız hayatta kalma malzemelerinin tamamı bu sandık. Eşyaları merdivenden aşağı taşımaya gerek yok, şöyle bırakacağız. Oh. Altyazı duysun, dursun ya. Mükemmel bir kurma hattımız var. Chris, uyku tulumu yağıyor. Hadi. Chandler, tut şu tabakları. Dur, Chandler düşmesin sakın. Chandler, evet. Bu şimdiye dek yaptığımız en havalı şeydi. Şakalaştığımız yeter, artık hayatta kalma mücadelemiz başlıyor. Ekipmanın yarısı. Ateşten kim sorumlu? Biz yaparız. Şöpul. Yataklarda biz de. Chris, Mark'la birlikte ateş yakmaya başladı. Ateş yakacağımız için tahta bulmuş olmamız çok iyi oldu. Kartal izciydim, bahsetmiş miydim? Chandler'la ben... Lan bir çocuk tanıdık geliyor bir yerden ya. Bu adam YouTuber abi. Mark mıydı bunun adı da? Oğlum yaşlanmış lan. Kim? O adam da YouTuber ya. Ha şunu diyorsun değil mi, şapkalıyı? Evet evet, o da Kartal Mark mıydı neydi? Bahsetmiş miydim? Chandler'la ben yatacağımız bir şeyler ararken... 100 yıl önce yataklar böyle miydi yani? Dur, yatak mı buldun yoksa? Evet. Nerede? İkinci katta, şu köşede. O yatağa yatacağım. Ne kokuyordur var ya. Bence kokmuyordur. Pire doldur abi. Bu yatağı dürüm gibi saracağım. Chandler bu bir garip yatakla uğraşmaya devam ederken biz de tahta kapılar üzerinde uyumaya karar verdik. Şu anda benden rahat olma ihtimalin sıfır. Oğlum bayağı rahat ya. Ya başladı. Şehirde henüz keşfedemediğimiz o kadar çok bina var ki yarın çok ilginç olacak. Sabaha görüşürüz. Harbi sarar ya. Ama o gece geç saatlerde ürkütücü bir şeyler başımıza geldi. Ne oldu lan? Mark ve kameramanlar baliciler geliyor. Aynen, baliciler geliyor. Ne yapıyorsunuz lan burada? Seslerine uyan. Merhaba. Var mı bir şişe? Gerçekten yalnız olup olmadığımızı sorgulamaya başladık. O neydi öyle? Az önce cam kırıldı, duyduk. Sanırım ben bir şey gördüm. Korkunç seslerin yanı sıra hava o kadar rüzgarlıydı ki bizi uyutmadı. Uyuyabildiniz mi? Hayır. Uyuyabileceğimiz bir yer gerekiyordu. Kaldım. Çocuk makyajıyla uyumuş ya. Barınak aramak için hazırlık yaptık. İlk defa kahvaltıda acı bir güveç yiyorum ama o kadar açım ki hiç umurumda değil. Evet, saldan beri. Konserve güvece hiç bu kadar yükselmemiştim. Ben bunu unutmaya çalışıyordum, sağ ol. Besleyici bir kahvaltının ardından keşfedilmemiş binalarda yeni bir barınak bulmak için drone kullandık. O binayı keşfetmedik, o otelleri de keşfetmedik. Burası gerçekten kocaman bir şey. Burası ama hiçbir zaman tamamlanmamış bir yer değil mi? Öyle bir info verdi yani. Bu terk edilmiş değil de inşaat. İnşaatı yarım kalmış bir yer gibi duruyor. İçinde bir eşya falan olduğunu düşünmüyorum. Herhalde terk edilmiş gibi bir şey dedi videonun başında ama. Ama o bina bitmiş bir bina değil mesela yani. Bitmemiş. Ama binalara baktığımız sırada birden beklenmedik bir misafirle karşılaştık. Kedi var orada. Aşağıda kedi var. Dur, onu kedinin hemen yanına indireceğim. Ha işte geliyor. Şu karaya bak. Ya tekiller gerçekten. Bayağı da şişmanı. Baba lan, burada demek ki orada şey yiyor. Bali yiyor. Evet. Kamerayı
kokluyor. Kedinin hayatta kalma içgüdüsü yok sanki. Yemin ederim bu kedi eğitilmiş bir kedi falan değil. Bu kedilerle oynamak çok eğlenceli. Ama barınağa odaklanmalıyız. Bu gece hava buz gibi olacak. Böylece bu meydan okuma için kullanışlı bir barınağa... Kocaman dayar ya. Durun, bu da ne? Çok Vay güzelmiş. Vay be, şuraya bak. Bana kalırsa buranın kendine has bir havası var. Sanki hem çirkin hem de çok güzel. Oğlum bu solda yalayım bildirimleri görüyorum. Birinin başlığı gelmelisin, diğeri açtı, geleceksin. Biri daha açtı, gel. Bundan sonra öyle başlıklar atacağım. Zombi istilası havası yani. Evet, doğru dedin. Durun, yoksa o havuz mu? Vay canına. Ne oluyor burası be? Burası çok korkunç. Zamanında burası daha çok... PUBG map'i gibi lan. Çok iyi bu arada. Uzun yıllar önce terk edildiğinden artık harap olmuş hadi. Dur, futbol sahası mı var? Burası havuz bana bir yere hatırlattı. Spor sahası. Evet. Yoksa şu futbol topu mu? Ankara'nın mağaranına. Futbol topu benden yaşlıdır. Evet, hepimizden yaşlı olduğu ortada. Heavy metal. Mark dışında, o yaşlı. İki seçeneğimiz var. Bu havalı tünelde keşfe devam edip mahalleyi kontrol edebiliriz ya da güneş batmadan önceki bu bir saati hazırlık yapmak için kullanır ve gece donmayız. Donmayalım. Bu iyi bir fikre benziyor. Bence de. Ve bütün günü yeni bir barınak arayarak geçirdikten sonra bu şehir nasıl bu kadar büyük olabiliyor aklım almıyor. Abi Mr. Beast'e şey yakışır ya mesela buradan tak bir anda Ed Stafford'ı görecekler. Ed Stafford gelecek buradan. Sonunda yeni yuvamız olabilecek kadar sağlam bir yer bu. O adam bir çekse de izlesek şöyle full ya yani... Ama ne yapıyor acaba o şu an? Abi şu an şey çekiyor ya. Böyle ülkeden ülkeye atlıyor. Şuradan git bir adada 3 ay kal bir daha ya. Çok eğlenceli. Gece donmayalım diye kampımızı işte bu odanın içine kurmayı düşünüyoruz. Tam buraya ateş çukuru açacağız. Şuradaki duvara da muşamba sereriz. Rahat olacağız. Evet, hepsini de Mark yapacak. Beraber yapacağız. Buradaki zorluk gelir misin? Şu anki kampımız ve bütün teçhizatımız daha o tarafta kaldı. Umarım burası işimizi görür. Çünkü bu kamp için çok uğraşacağız. Güneş batıyor, sıcaklık da hızla düşüyor. Yaşlanmaz lan o. Kampımıza döndük ve yeni merkezimize yerleşmek üzere toparlandık. Pis yazmış. Hep beraber yeni kampa gidiyoruz. Yeni kamp, yeni kamp. Evet, bu geceye hazırlanmak için burayı iyice bir temizlemeliyiz. Burası gerçekten berbat bir yere benziyor ama neyse. Hava koşullarına dayanıklı bir yer bulduktan sonra gün batmadan önceki son birkaç saatimizi mümkün olduğunca çok eşyamızı buraya sürükleyerek geçirdik. Hava hızla karardığından bütün kaynaklarımızı yeni kampımıza getirmek mümkün olmadı. Yani bir su torbası dışında, biber kutuları ve birkaç eski yatak. Elimizde başka bir şey yok. Yeni evimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Rüzgar vurmaması güzel oldu. Burası çok daha sıcak. Chandler? Ne? Ve bu 7 günlük meydan okumanın 3. gününe uyandık. Kalktıktan sonra keşfe devam ettik. Dikkatli bu ol. Bu merdivenler çok dikmiş. Bu kadar basamak var ve sadece 3'ü normal gibi. Bu sahil çok güzelmiş. Düşününce sahil gibi kokuyor değil mi? Çünkü burası sahil. Evet tabii. Ama çok ilerlemeden garip bir oğlum denizi menizi falan da çok güzel ya. Görüyorum. Ne? Merdivenlerin altında yansıyan şu şeyi görüyor musun? Aa evet. Jimmy. İlk gece cam şişe saldırısı bizi neredeyse öldürüyordu öyle. Aa toksik Osman geliyor. Değil mi? Cam şişeler oradan mı geldi acaba merak ettim. Ve tam o anda aslında bu terk edilmiş şehirde pek de yalnız olmadığımızı Oğlum müthiş bir yer ya. Niye acaba terk etmişler orayı? Biri vardı. Kameramanımız drone'umuzdan bu gizemli kişiyi fark ettiğinde gayet makul bir tepki verdi. Gidip bir bakalım. Hadi soruşturma ya. Bu bina fenaymış. Peki bu malikane neden bu dev motelin yanında? Yıllar önce bu otel birinci sınıf bir tatil köyü olarak hizmet veriyormuş. Aa, savaş yılları bir zamanlar inanılmaz görünen bu tesis. Savaştan akıllı herhalde buranın. Hadi girelim. Kendimizi neyin içine soktuk biz? İçeri girmeden önce kameramanın odaya girmesini beklemiyoruz tabii ki. Her neyse. Burası karanlık. Herkes dursun. Çikolata. Bence girelim. İlk ben girerim. Buyur tabii. Sence bu festivals olabilir mi? Bu da ne böyle? Yani. Güzel olmaya başladı. Ve önce Mark gitsin derim. Ne? Koridorun ne kadar derin olduğunu bakın. Ve buraya düşersek ölebiliriz. Başka birinin buraya girip birden bize saldırır. Bak biz buraya gitsek yapacağımız ilk goygoy cinler periler baba. Oradan o bakacak, oradan o bakacak. Yine burada bir bok muhabbeti. 5 dakika falan. Sırf o konu dönüyor. Bak burada hiç dönüyor mu öyle şeyler? Saldırma ihtimali hiç yok değil ama. Biri bize saldırsaydı ne yapardık? Herkes kendini kurtarır. Evet, en yavaş olan ölür. Buradan. Dönüyormuş. Merhaba. Şimdiden ürktüm işte çocuklar. Günün kalanını pusuya yatan kişiyi arayarak geçirdik ama hava kararmaya başladığında onun bizi aramayacağını ummaktan başka çaremiz kalmadı. Ve hava karardığına göre aslında yapmayı beklediğimiz şey buydu. Koca Berta'yı ver. Sağ ol. Koca Berta. Şuradaki binayı... Aa lemurdan çalmışlar. Bu elimdeki dünyanın en güçlü... Oğlum lan hırsızlık yapmayın lan içeri hırsızlığı. Hayırdır amına koyayım bizim mavi kafamız var. O
bize bunu 2 sene önce tanıttı lan. El feneri. Oho, vay canına. Ne görünüyor. Evet, eminim balıklar ne olduğunu anlamamıştı. Lemon'unki bundan güçlü ki bu arada. Evet. Evet. Bozuldu galiba. Ne oldu? Bak bozuldu bir de. Evet. Bu işin iyi yanı, dünyanın en güçlü el feneriyle oynamış olduk. Öte yandan bunun kötü yanı, karanlıkta yürümek zorundayız. Burada gerçekten savaştan işte kalma galiba bölge. Buradan geceleri geçmek çok daha evet, korkunç. Hem de nasıl. Sanki dünyanın sonu gelmiş de sadece biz hayatta kalmışız gibi. Birilerinin bizi öldürmesinden kaçınmak için kampa dönüyoruz. Kampa döndük. Evet. Ben ateş yakayım en iyisi. Ben acıktım. Ama sadece biber güvecimiz kaldı. Biz de elimizdeki son erzakla ziyafet çekiyoruz. Yarın birkaç masa ve 7 sandalye bulsak... Ve daha çok yemek. Harika olurdu. Ama 7 günlük meydan okumanın 4. gününe başlarken... ...erzağımızın şimdiden tükenmekte olduğunu fark ettik. Su torbamızda su kalmadı. Daha var mı? Kamerayı şu çatıya doğrult. Yok Emirhan, tamam, daha geçmedik. Keşke gidip almak için vücudumda 100 kaloriden fazlası olsaydı. Buruna dokun. Burnuna dokununca ne oluyor? Anlaşılan sen gideceksin. Yardım gerekecek. Tek başına taşıyamaz. Böylece Mark'la Chandler sandıktan erzak almak için ta başlangıç noktasına doğru yola çıktı. Chandler'la su aramak gibi bir yan görevimiz var. Ara görev bu. Onlar su ararken biz de bir şeyler yapmalıyız. Biz mi? Ben bence rahatım. Bence bir şeyler yapmamız gerek. Biz de gidip masayla sandalye bulmaya çalışacağız. Ama Chris'in dikkati dağılmadan buradan çok uzaklaşamadık. Bunun burada olduğunu nasıl fark etmedik? Ne alaka amına koyayım bisiklet orada ya? Biz Cem'e... Demek ki adam oraya park etmiş. Evet. Adam uçan aracı çaldılar. Harbiden balıcı gelecek amına koyayım bisiklet yok. Bisiklet buldum bak. Kaliteli bir şeye benziyor. Nereden buldun? Şuradan buldum. Bu dünyanın en müthiş hayalet şehri. Eğleniyor musun? Tabii ki. Tamam, ben gidip masa arayacağım. Tamam, tabii. Suyu bunun içinden nasıl çıkaracağız? Çok ağırmış. Tahminimce burası aslında eskiden evmiş. Tamam. Peki evlerde genelde ne olur? Masayla sandalye. Evet öyle. Dur, bekle. Şuna bak kıvrıma. Evet. Jimmy. Sandalye. Mark çok güçlü. Biraz yardım lan et. Tam PUBG haritası gibi harbi ya. Su torbası 45 kilodan fazla. Bu yüzden dostum Mark bilimle uğraşan bir YouTuber olarak suyu daha etkili bir şekilde indirmenin bir yolunu buldu ama... Patlatsaydı. Az siktir. Yapmayın lan. Oh. Yalarsın yeri şimdi mermeri. Bilimin gücü. Halatımız koptu. Bize sağlam bir halat lazım. Baba onun ağırlığını yedirerek indirmesi lazım. Bıraktı bütün ağırlığı, bir de beline bağlamış. İzlediğiniz şey gerçek. Mark gerçekten de suyumuzun yarısını Allah'tan halat kopmuş bu arada. Arkadan da çevirmişler o şeyden. Bir şey olmazdı ama bir kurtulduysun Allah korusun. Bir haberimiz var. Acele edin. Torbaya bağlı halat koptu ve bütün su yere döküldü. Evet, bu gerçekten de çok büyük bir sorun. Kaç kişi gidiyorlar acaba buraya? 50 kişi vardır. Vardır ya. Mark! Özür dilerim. Merak etmeyin, burada bir torba suyumuz daha var. Onu aşağı taşıyın lütfen. Ve artık bütün suyumuzun yarısından olduğumuza göre bu 7 günlük meydan okumayı tamamlamamızın tek yolu ne yazık ki ikimizin eve dönmesi olacaktı. Chris ile Chandler da şehri terk etmeyi kabul etti ve Mark'la bana tam olarak 7. güne yetecek kadar kaynak bıraktı. Açıkçası Jimmy'yi senden başkasına bıraksaydık çok endişelenirdim. Bu iş sende. Yapmayın. Ama onlar gitmeden bütün tayfa hep beraber son bir ziyafet çekmek istedik. İşte bu. Saçım. Lezizmiş. Bu arada çikolatan çok güzel eriyor Jimmy. Daha önce Feastables denediyseniz eskiden böyle görünenleri denemiş. Abi o kadar iyi mi ya? Yeni tarifimizin. Ya, sen mi harbiden o kadar? Çikolata amına koymuştu. Daha iyi. Yani Walmart'a gidin, Feastables'ı deneyin ve beğendiniz mi yazın. Bence gerçekten de eski tariften çok daha iyi ama benim sözüme güvenmeyin. Ben NASA'da çalıştım. O kadar. Geliyor lan. Evet, s'mores'ımı yedim. Artık uzaylılar var mı yani? Tekneye işaret vermek için işaret bir şeye attık. Evet. Ki bu gerçekten müthişti. Bu şey çok güzel görünüyor. Bu baksana, çok güzel. Bütün şehri nasıl vay aydınlatıyor. Şuna bak. Güzel olmayansa şuydu. Chris ile Chandler artık yok. Bu şehirde sadece Mark'la ben bir başımızayız. Çok yalnız hissediyorum. Bu onlar olmadan geçireceğimiz ilk gün ama bu durumu iyi değerlendireceğiz. Bugünkü hedefimiz barınağımızı yenilemek. Muşambayla odayı rüzgara karşı koruyacağız. Buraya da bir şömine yapıp bütün odayı ısıtacağız. Raf ve masa da arayacağız. Nasıl bir editörleri var lan bunları? Çok güzel yapıyor ya. Nasıl yapmışlar lan? Kiridi'den yaptı şu an. Planlarımız işe yararsa 14. güne kadar burada kalabilirim. Yalan söylüyor. Montajer. Barınağı mobilya bulmak için yakındaki bazı binaları aldım yapardım. Montajerden bunları bu bekliyormuşuz. Bu müthiş üniteyi de o zaman bulduk. Bu küçük masayı da öyle. Ve bu kocaman halıyı. Bu metal şey de var. Ama onu kameramanımız buldu. Oo, şu sandalyeye bak. Hala sağlam bak. Evet, çok rahatmış.
Sahte bir televizyon buldum. Artık televizyonumuz varmış gibi yapabiliriz. İyi denk geldi. Vay be, burası çok güzelmiş. Kocaman bir avlu, kemerli. Bu şehirdeki her bina gerçekten de birbirinden çok farklı. Bunlarla ne yapabiliriz? Havalandırmada kullanabiliriz. Böyle. Bunlarla birlikte şöme... Oğlum seslendiren aynı kişi mi amına koyayım ya? Ne yapabiliriz? Neyi? Vay canına gel. İkisi de aynı seslendirme değil mi? Aynı kişi. Bak hem Mr. Beast'i seslendiren hem de diğerine bak. Öyleyse çek kendini kusarak işte. Yapıyoruz. Duvar kağıdımız var. Ne için kullanacağız? Bu evi bir yuvaya dönüştürmek için mi? Aynı. Sanki market o şeyden olabilir bu arada. Onun yerine bu Mark'ın kanalında da aynı mevzu var. Onun da Türkçe'ye çeviriyorlar. Belki aynı kişi yapıyorsa. Hayır, yapan aynı bence. Sadece orada ne demek istiyorsun yani? Ne bileyim ne demek istiyorum falan diye ton değiştiriyor bence. Değil ya diyorlar. Bakalım. Şimdi de dekorasyona başlayacağız. Burada artık hayatta kalmıyoruz Jimmy. Yaşıyoruz. Güzel dedin. Sonraki 4 saati barınağımızdaki bütün molozları taşıyarak geçirdik. Bu da bizi çok... Aynı değil moruk. Tamam kral. Tadı kötü. Bu yüzden Circle şişesi getirmiştik. İçine koyduğunuz aroma kartuşuyla suya lezzet katıyorsunuz. Ben ilk kez Circle şişesi kullanıyorum. Çok keyifli bir deneyimmiş. Yoğunluğunu belirleyebiliyorsunuz. Yani kendinizi cüretkar hissediyorsanız 9. seviyeyi ayarlayabilirsiniz. Korkan tekiyseniz de 1. seviyeyi ayarlayın. Ben 6'da içiyorum. 6. Ben de 6'da içeyim. Tadı harika. Hangi aromayı bunun tadını çok merak ediyorum bu arada. Ben de merak ediyorum. Yeni değil de bunu harbi merak ediyorum. Veriyor. Şu anda neye ihtiyacımız var Jimmy? Enerjiye mi? Çok doğru. İyi ki Circle arkamızı kolluyor. Suyumuz... Emin lan şu reklamı aynısını aldıracaktım. Yapsak anamıza söverler ha. Ne? Bunu Sait'e aldıracaktım da yetişmedi günü ya. Ben Sait'ime gerekli siparişleri verdim ya. Ne siparişi? Ultraviyole ampul. Hayvanlar için. Bu da içtiğimize göre tamirat tadilat işini bitirme vakti geldi. Bu işi bitirdiğimizde bu oda terk edilmiş bir şehirde görebileceğiniz en güzel... Arkadaşlar burada Sait Avustralya'daki görevini bitirdi. Dönüyor. Nasıl ya? Niye erken? Yaptı yapacağını artık. Ha. Adına baktı dönüyor işte. Güzel oda olacak. Bu raf ünitemiz. Nasıl göründüğüne bakalım. Görüyor musunuz? Üstü toz kaplı. Aa, insanı rahatlatıyor değil mi? Raf ünitemiz artık temiz. Yiyecekleri buna koyabiliriz. Nedense yalanır. Yiyeceklerin yarısından fazlası güveç. Ve burada kimse güveç sevmiyor. Bu rafta hiç güveç yok. Buysa güveç dolu. Bu da Feastables rafımız. Ama abi Feastables waffles'ı sen... waffles mıdır? Nedir? Raf. Mis gibi yer sonu iki gün ya Feastables waffles'ı. Mark'ın şişesi 650 mililitrelik. Buysa yaklaşık 1 litrelik. Ve 10 aroma kartuşu alırsanız hemen bedavaya alabileceğiniz metal çift yalıtımlı bir şişeleri var. Büyük indirim. Hayır indirim yok. Bedava. Ah. Harbi söylüyorum sponsorlara sözleri varmış. O yüzden çekmişler bu içeriği. Bak ben size söylüyorum. %100 eminim. Ne yapsak ya gidelim şurada da bari bir otelde kalalım. 3-5 tane reklam çakarız demişler gibime geldi. Pekala. Bu rüzgarı biraz engelleyecektir. Ve yeni kapımız hazırdı. Sonra da bu muşambayı astık. Şömineden gelen ısının... Hakkı mıdır, hakkıdır baba. ...içinde tutabileceğiz. Oksijen içeri girer, ateş yanar, sonra oda ısınır, dumanla dışarı çıkarır. Tuğlalar nereden geldi abi? Bu imkanlarla daha iyi mümkün değil gibi. Nihayet. Chris, o kadar siparişini vermiş ya. Tamam. Şuna bak. Oh. Ve ateş yaktı. Isının çıktığını hissedebiliyorum. Jimmy gerçekten de bunu terk edilmiş bir şeyin kalıntılarından çıkardı. Her neyse. Drinkcircle.com/mister Tamam reis. Ya da yüzündeki kağıt tutarayı hemen dur artık reis. Odanın son hali bu. Şerefsiz mi içeceğim? Yiyeceğimiz var. Artık daha küçük yataklarımız var. Bu daha hiç değil mi yani? Mark IP... Onu nerede IP'ini mi takmış? İpini alıp bunun içine yerleştirdi. Hoş bir aydınlatmamız da var. Burada da bütün odayı ısıtan bir fırın, sandalyeler, bir masa ve raf ünitemiz var. Artan yiyecekleri de burada saklıyoruz. Bir de paylaştığımız kirli havlu. Hayatta böyle kalınır. Ama tam da 5. günü de çok iyi tamamlıyoruz derken... Bir cam kırılma sesi duyuyoruz. Yukarıdan ekip arkadaşlarını attırıyorlar. Yani... Musti salla salla. Tam da günü çok güzel kapattık derken... Üst katta kim varmış bakacağım. Bıçak da çıkıyor. Bıçak da Rambo bıçağı. Hey buralardaysan lütfen dışarı çık. Gel de arkadaş olalım. Ciddi misin? Şaka değil mi bu? Hayır. Yemin ederim bak oğlum, ben değilim. Bu çocuk yürek merhaba. Yemiş lan. Burada ne varmış? Önden onu bir 15 tane adam yolladı. Tam da Mark Robert'lık bir mekanizma olmuş bu. Ne oluyor be? Yemin etmiştin. Evet, meğer Mark bize şaka yapıyormuş. En başından beri o şişeleri kıran Mark'mış. Uzaktan tutamıyorum ve kimse şüphelenmiyor. Uyku tulumundayken bile bu çatıdan cam şişe fırlatabilirim yani. Herkesi korkuturum. Hayır, inanmıyorum. Johnny uyurken bir şişeyi sallasan olurdu ya. Yastık altı değil mi? Diyorum. Sana güvenebileceğimi sanmıştım. Hayır o şey işte hani benim kanalıma tabii canım ay bakacağım bu arada merak ettim. Var var onda Türkçe şeyi var. Biliyorum ya bunu geçenlerde kim bizim bir iki önce moderatör ekipten biri yolladı ya bunları da izleyeyim çok sarıyor diye. Feastables'la. Oradan hatırlıyorum ben demek adamı. Al bakalım.
Bir tane alayım. Eskiden de mi böyle videolar çekiyordu? Abi eskiden, hatta ben yanlış hatırlamıyorsam bu adamın çocuğuyla falan çok serisi mi vardı, bir şey vardı ya. Aa. Senin ses niye patlıyor? Ne bileyim oğlum, ben de bilmiyorum. Sesler ben de uçtu. Bende de bir tane var. Bu harika bir şey. Açıkçası marka affederken hiç düşünmedim. Çünkü meydan okumanın bitmesine bir gün kalmıştı. Günaydınlar. Günaydın. Hayalet şehir. Hayalet şehir. Hayalet şehir. Burası içeriden çok daha soğukmuş değil mi? İçeri dönelim. Ve 6. güne uyandık. Yaptığımız bütün değişiklikler olağanüstüydü. Ve içeriği en az 12 derece ısıttık. Bu da evet, inanılmazdı. Evet, çok güzel uyudum. Mark, ne dersin buradaki son günümüzde biraz eğlenelim? Bak burası işte stres attırır. Evet. Jimmy, bu kano mu? Bunu yapmazsak olmaz. Ah! Oh, artık biri havuzda kano yapabilir. Mark'la gerçekten çok eğlendik. Beyzbol oynadık, futbol oynadık. Mark bana taş sektirmeyi bile öğretti, bilimsel olarak. İşte bu. Hatta bir ara şehirde iyice açılıp birbirimize bağırıp durduk. Mark! Ne? Hadi şimdi de aynı anda çatıdan bir şeyler atalım. Harika bir fikir. Açıkçası bütün bu aptalca şeyleri yapmak gerçekten de şehrin ne kadar ıssız olduğunu unutmamızı sağladı. Evet. Meydan okumanın son günü geldi. Eğlenceli ama ya. Kampı temizledikten sonra tek bir hedefimiz vardı. Burayı bu ne bu füzatları. Bir daha geri dönmemek. Buradayım! Buradayım! Özgürlük! Bu arada Mark'ın YouTube kanalı Türkçe dublajlı olarak da mevcut. Mutlaka bir göz atın. Lan! Öyle bir teşekkürler. Kanka kral çocuksun ya. Şu Twitch'e de bir mail atsana. Twitch Türkiye'de bir... Mevcut. Mutlaka bir göz atın. Kanalım burada. Sana minnettarım. Buradan gidelim hadi. Hadi. Bu arada önümüzdeki 20 gün boyunca Festival satın alan bir... Tamam kral. Arkadaş... Az önce... Oraya da sıkıştırmayı ver ya. Dur bakayım. Nerede o arkadaşın kanalı? Bunlar kim oğlum? Saniye dur. Önerilenler de yok mu ya? Ne adı çocuğun? Mark? Mark Robert mi ne ya? Mark Robert. Robert aynı. Mark Robert. Bir pervane. Robert. Aa, hepsi Türkçe vallahi. Tamam, hatırlıyorum ya bu tampları. Ben şunu izledim, şunu. Şeker hırsızlarına tuzaklı kase sürprizi. Bunu izlemiştim.